Ben bunu ne yapacağım ya? Bu beni bırakmıyor ya. Lan otla oğlum, otla, otla, otla. Otla, otla. Şuna, şuna bakın, şuna. Ya yapma lan, lan yapma lan, lan yapma lan, yapma lan, yapma canım benim, yapma, yapma. He, he canım, nasılsın bakayım? Oğlum. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ali Şükrü Kavsoğlu, 2020 yılında yakalandığı COVID-19 sonrası ölümden döndü. Ciğerleri sönme noktasına gelen Kavsoğlu, makineye bağlı kalmasına neden olan hastalığı yenmeye başardı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan yaşlı adam, aldığı 4 adet küçükbaş hayvan alarak kendine doğaya adadı. Kavsoğlu bir süre sonra hayvanlar ile kurduğu güçlü bağ ile yeniden hayata bağlandı. Verelim, gel, gel, gel yavrum sen, gel, gel, gel. Gel, 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 öp beni, öp beni, öp, öp yavrum sen, ha, öp beni yavrum sen. Bakalım, yavrum ne haber? Oh, oh, canım, canım, canım. Hadi. Ne haber? Oh, yatıyoruz değil mi? Gel. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Canım benim. Kuru kuşum benim. Ali Şükrü Kavsoğlu, bahçemizde otlar büyüdü. Biçemeyince 3-4 tane kuzu alayım dedim. Hem bahçemin otunu temizlesinler hem de yesinler. Kasım ayında da kesip kıymalığını yapayım dedim fakat bunlara kıyamadım. Bu dostluğa nasıl kıyarım dedi. Bahçemizde otlar büyüdü. Biçeyim dedim, biçemedim. En iyisi dedim gideyim 2 tane kuzu alayım, 3-4 tane. Bahçeye salayım. Hem otunu biçsinler hem yesinler. Kasım'da da keseyim dedim. Efendim kıymalığımı yapayım dedim Safranbolu usulü. Fakat bunlara kıyamadım ki, kurban geldi. Bu dostluğu görüyorsunuz, bu samimiyeti görüyorsunuz. Bunu nasıl kıyasın? Ya kıyamadım. Gari başka kurbanlık aldık, yaptık. Bunlardan artık kanki olduk. Efendim beni görmese yapamıyorlar. Şimdi bahçelerine koyduğum zaman 2 dakika sonra be be diye illa yanımıza geldi, bağırıyorlar. Gece gündüz sanki bunlardan yatacaksın, kalkacaksın. Doğal olaraktan insanın arkasından gelmesindeki o günkü mutluluğumu beni hiçbir doktor tedavi edemezdi. Yani şu hale bak, bütün enerjiyi alıyor ya. Ben COVID olduktan sonra çok ağır COVID geçirdim. Bir ay hastanede, 3,5 ayı da makineye bağlı kaldım. Yani ciğerlerim gitmişti. Fakat kendimi doğa atıp hayvanlarla uğraşırken temiz oksijende ben bu ciğerlerimi yendim. Şu anda 70 yaşındayım. Allah bir 70 daha verir inşallah. Bunlarla şey ettin. Çünkü stresten uzaksın. Doğal gazlardan uzaksın. Doğal yaşıyorsun. Doğal yaşadığımız için Rabbim, mesela yürüyüş yapıyorum. Kalbime işini yürüyor. Uzmanlar diyor ki günde 25 dakika yürüyeceğim. Ben 25'te yürüyorum, 50'de yürüyorum. Demindenki gördüğünüz köpeğim bile benim yanında görmeyince strese girdi. Bu hayvanı tekrar hayata kazandı, benim onun yanında durdu. Bu hayvanlarla uğraşmam, doğaya çıkmam benim nefesimi daha da arttırdı. Moralimi düzeldi. Yaşam umutun oluyor. Çünkü ileriye dönük bir yaşamın oluyor. Hay maşallah. Hay maşallah. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel.